İsterseniz hem o bölümü tamamlayın hem de tekrar edeyim, Kemalizmin yeniden doğuşu olarak adlandırdığınız bu süreçte böyle bir doğuş söz konusuysa özellikle Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve dış güçlerin etkisi nedir? Onu da sizden alalım. Buyurun. Tamam. Tabii demin kısaca hatırlatayım demin söylediklerimi. Öncelikle Kemalizmin yeniden doğuşuna yol açan tepkilerden ilki laiklik temelliydi. İkinci tepki neoliberal reformlara, Türkiye'de zorlaşan yaşam koşullarına karşı gelişen devletçilik, halkçılık temelli tepkilerdi. Üçüncü tepki de Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkelerinin Türkiye'ye yönelik politikaları, terörü destekleyen, Kürt devletinin oluşumuna yol veren politikalar nedeniyle milliyetçilik temelli tepkiler. Bu tepkilerin toplandığı, hepsinin yer aldığı ideoloji olarak da Kemalizm karşımıza çıkıyor. Tabii toplumların ilerleyiş mekanizmasını çözdüğünü düşünen Karl Marx'ın kullandığı diyalektik felsefesinin bir gereği olarak herkes kendi antitezini zaman içerisinde yaratıyor ve Adalet ve Kalkınma Partisi kendini Cumhuriyet ve Kemalizm karşıtlığı üzerinden tanımladığı için zaman içerisinde bu değerlerin yeniden doğmasını, yeniden güçlenmesini ve toplumda kök bulmasını yol açtı. Belki de biz bu değerleri zaman içerisinde kaybetmiştik. Çünkü Atatürkçü olan partilerin 80'ler, 90'larda ya da belki silahlı kuvvetlerimizin geçmişte yaptığı bazı şeyleri şu an aynı gözle görmüyoruz. Eleştirel bakabiliyoruz. Bu da bu sürece yol açtı. Ve tabii ki bu süreçte Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kendi başına yarattığı bir süreç değil. Dünya dinamikleri, Türkiye'nin entegre olduğu küresel kapitalist sistem, uluslararası kamuoyu bunun yol açtığı bir sonucu görmekteyiz ve oluşan olağanüstü koşullarda da olağanüstü koşulların ideolojisi olan yani bir milli mücadele ve devrimler dönemi ideolojisi olan Kemalizm'in kısa süre içerisinde eğitimli, şehirli ve Türkiye'nin aydınlık yüzünü, omurgasını oluşturan kesimler tarafından yeniden sahiplenildiğini görmekteyiz. Tabii burada kilit noktayı daha önce de söylediğim gibi Kürt devletinin oluşturulması ve Türkiye ve belki de İran ve Suriye sınırları içerisine doğru genişletilmesi, büyütülmesi anlayışı oluşturuyor. Terör ve terör örgütüne verilen destek, bu tabii Türk halkında çok şiddetli bir reaksiyon ve öfke yaratıyor Avrupa ülkelerine, Amerika'ya karşı. Tabii Avrupa Birliği üyelik sürecinde artık gerçekten anlamakta zorluk çektiğimiz garip yaklaşımlar. Hani başımızda demokrasinin kılıcı gibi başımızın üzerinde sallanan bir Ermeni soykırımı vardı. Ancak Avrupa Parlamentosu'nda artık Pomak soykırımı, Pontus soykırımı ve en son Dersim soykırımı gibi konuşmalar olunca ona bile razı olur hale geliyoruz neredeyse yani. Ve tabii ki Amerika Birleşik Devletleri ile yaşanan 1 Mart 2003 sürecinde tezkerenin Adalet ve Kalkınma Partisi'nin büyük çabalarına karşı reddedilen tezkerenin sonrasında yaşanan krizler, askerimizin başına çuval geçirilmesi ve sonra yaşanan gerginlikler, Irak'ın kuzeyinde ve çeşitli söylem düzeyinde yaşanan gerginlikler. Bunlar hep Türkiye'yi Kemalizmin yeniden doğuşuna doğru itmektedir. Belki de bunu yapanlar bunu istemeden yapıyorlar yabancı devletler ve Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı. Ancak ben böyle bir süreç görüyorum. Tabii ki böyle bir sürecin yönetimi için de aynı Atatürk'ün milli mücadele döneminde yaptığı gibi belki de Türkiye'nin batılı olabilmek için batıya karşı res çekmesi, batıya karşı olması, batılı değerleri savunabilmek, Fransız devriminin değerlerini, aydınlanma değerlerini savunabilmek için ulus devletine sahip çıkmak ve batıya karşı batılı olmak adına belki de mücadele vermek gerekiyor. Geçtiğimiz hafta Başkent Üniversitesi Senatosu bir basın açıklaması yapmıştı. Çok hoşuma giden bir laf vardı. Sözde Avrupalı şeklinde. Hani bunu belki izleyenler anlamış olmayabilir ama bugün Avrupalı değerleri baktığımızda Türkiye'deki Atatürkçüler savunuyor. Avrupalılar postmodern sürece girmiş Avrupa'nın en yazık ki savunmuyor Avrupalı değerleri. Ya şöyle özetlemek mümkün mü Orhan Bey? Kemalizmin yeniden doğuşu sürecine katkı dersek böyle bir şey söz konusuysa Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu, arkadaşlarıyla birlikte yürüttüğü ulusal kurtuluş mücadelesinin ardından kurmuş olduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm değerleri, evet. Yani sınırları, yani laik cumhuriyet, evet. Yani aklımıza gelebilecek tüm değerler içeriden ve dışarıdan, evet. Özellikle son İktidar Partisi'nin 2 dönemdir yönetimi sırasında yıpratılıyor, ortadan evet. Kaldırılıyor. Bu giderek öylesine pervasız bir hale geldi ki toplum tepki vermez denilirken bu değerlerin elden gittiğini gören toplum çok ciddi olarak tepki vererek Kemalizmin yeniden doğmasına neden olduğu özetini yapmak mümkün mü? Evet mümkün. Ayrıca şunu da hatırlatmak istiyorum. Hani Kemalizmin doğuş sürecine, milli mücadele sürecine baktığımızda da orada da belki de geç adlandırılabilecek bir uyanış var. Ancak Balkan Savaşları sonrası işte Çanakkale Savaşı sonrası yaşanan o toprak kayıpları,
ve Osmanlı'nın sürekli yenilgileri üzerine gelişen atmosferde Türk milliyetçiliği ve Atatürkçülük, Kemalizm bu dönemde reaksiyoner olarak, yani bu yaşananlara reaksiyon olarak ortaya çıkıyor. Ve Türkiye yeniden böyle bir sürece doğru gittiğini düşünmekteyim ve ilerleyen süreçte de bunun örneklerini göreceğiz. Peki, çok teşekkür ediyorum Ozan Bey. Değerli izleyenler, Sayın Ceyhun Bozkurt'a